Türkiye, 2003'ten günümüze ormancılık, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 6.298 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını 1.198'e çıkarttık. Deriner, Ermenek ve Çine Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken 64,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 41 milyon insanımıza ilave içme suyu ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimimizi 26 milyar kilowatt saatten 93,5 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak ve tabiat sevgisini canlandırmak maksadıyla 141 şehir ormanı, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 286 bal ormanı kurduk, milli park sayımızı 42'ye, tabiat parkı sayımızı ise 209'a yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1674'e çıkarttık. Bu yatırımlardan kültür mozaiği kavramının tam manasıyla hayat bulduğu güzel Hatay'ımız da nasibini aldı. İnanç turizmi merkezleri, yaylaları ve namı ülke sınırlarını aşmış lezzetleriyle meşhur, misafirperver insanların şehri Hatay'a son 14 yılda 22 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1 milyar 300 milyon liralık önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Son 14 yılda tamamladığımız tesislerle Hatay'ımıza yıllık 47 milyon metreküp içme suyu temin ettik. İnşa ettiğimiz 3 baraj ve 3 göletle 12 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaştık. Hizmete aldığımız 6 sulama tesisiyle 77.230 dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 58 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Tamamladığımız 59 dere ıslahıyla Hatay'ımızı taşkın zararlarından koruduk. 34 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz Kırıkhan ve Yayladağ şehir ormanları ve 17 mesire yeriyle vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 23,4 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık, Yayladağ ve 4 yolda birer bal ormanı tesis ettik, gelir getirici tür ağaçlandırmaları gerçekleştirdik. Kuş göç yolları ve süzülerek uçan göçmen kuşlar bakımından dünyanın sayılı darboğazlarından biri olan Belen Tabiat Parkı ve diğer korunan alanlarımıza gözümüz gibi baktık. Tabii hayatı destekleme çalışmalarına bütün hızıyla devam ettik. 13 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla da hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik, Hatay'ımıza ne yapsak az diyerek 187 milyon liralık 16 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle Erzin ve Dört Yol ilçelerine ait zirai arazilerin sulanmasını sağlayacak Hatay Şehir Merkezi, Payas ve Kumlu ilçeleriyle
Ekinciler Beldesi'ni taşkınlardan koruyacak, ormanları ve korunan alanlarımızı muhafaza ve geliştirmeye yönelik birçok çalışmayı gerçekleştirecek, İskenderun Limanı'na Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracağız. Hatay'da destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında mümbit topraklara bereket katacak 3 sulama tesisinin de yer aldığı 213 milyon lira maliyetli 12 muhteşem tesisin temelini atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 14 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Hatay'ımıza hayırlı olsun.